Sevcat filmi çok yakında vizyonda olacak. Okuma provasındayız şu an ama senaryodan birazcık haberiniz vardır diye düşünüyorum. Biraz hikayesinden bahsedelim mi filmin? Genellikle sizin üstünüze kurgulu çünkü. Aslında bir kadın hikayesi. İki kadının hikayesi. Zevcat aynı erkekten şiddet gören iki kadının hikayesi. Aslında Zevcat Türk toplumundaki kadının yeri ve aile yapısının bozulan, dejenere olan aile yapısı üzerine çok kuvvetli notaları olan bir film. Çok cesaret isteyecek hepimiz adına bunu yapmak. Kadroda da oldukça güçlü isimler var sizin dışınızda da. Yani onları da göreceğiz ama. Evet, Hande Hanım'la çalışmak nasip olacak. Irmak Hanım'la çalışmak nasip olacak. Hande Hanım özellikle çok tecrübeli bir oyuncu zaten. Benim için iyi bir fırsat her zaman. İyi oyuncularla çalışmak bir oyuncuyu en çok heyecanlandırabilecek şeylerden bir tanesi. Yani kiminle çalıştığım rolün ne olduğundan daha ilginç benim için netice itibariyle günün sonunda. Öncelikle zaten bu işin içinde olma sebebim senaryoyu, hikayeyi okurken hoşuma gitmişti. Yani kendimi orada görebildim diyeyim, o rolde görebildim. Nasıl bir rolde göreceğiz sizi? Biraz aslında çok yabancı olmadığımız, her Türkiye'deki her kesimden, hatta yurt dışında bile öyle bence ama örnekler olarak görebileceğimiz bir kadın portresi. Maalesef hani din, dil, ırk, imkan, eğitim, bunları gözetmeksizin her kadının günümüzdeki ilişkiler içerisindeki kendine bulduğu bulamadığı yerler, bunları görüyoruz biraz filmde. Kadın erkek ilişkileri, kadınların seçimleri ve durdukları, hayatta durdukları yerler. Güzel, çokça hepimizin yakından tanıdık olduğu, kimi zaman yaşadığımız, kimi zaman çevremizde örneklerini gördüğümüz ya da gazetelerden okuduğumuz hayat hikayeleri. Biz de bunu bir parça anlatmaya çalışacağız. Bu rolün içinde olmak nasıl bir duygu sizin için? Bir kadın olarak hani hiçbirimiz kusursuz değiliz ve belki tekste Filiz'i eleştirdiğim ve anlayamadığım birçok şeyin benzerini belki ben de hayatımda bir şekilde uyguladım. Ya da uygulayabilirim. Belki gün içinde kadın kadına karşılıklı birbirimize aynı şekilde değil ama farklı yollardan bu tepkileri, dayanışmayı ya da karşıtlığı zaten yaşıyoruz. Ama tabii ki benim hayatıma, benim deneyimlerime, yaşadığıma biraz ters bir karakter. O yüzden de belki daha ilgimi çekti. Yağmur Hanım, Zevcat filmini umarım 2022 içinde vizyonda göreceğiz. Şu an okuma provasındayız. Ama senaryodan haberiniz vardır tabii. Nasıl bir rolde göreceğiz sizi? Çok fazla heyecan duyduğum bir karakter olacak açıkçası benim için. Ve şey, burada aslında iki kadının yaşam mücadelesini daha çok göreceğiz. İlk başta iki kadının egosunun çakıştığını, daha sonra istediğinde nasıl birbirinin hayatına müdahalelerde bulunduğunu daha çok izleyeceğiz. Ve tabii ki de kendi karakterim için genç bir kadının yetiştiriliş tarzından, işte hayata karşı neleri istediğinden, neleri hedeflediğinden, fakat işte ailelerinin nelere karşı çıktığından ve işte bu genç kızın dışarıda neleri aradığından birçok şeyi göreceğiz bu hikayeyle birlikte. Ben de çok heyecanlıyım. Yani okudukça daha da yeni şeyler de keşfediyorum sürekli. O yüzden şimdi böyle çok detaylı bir şey anlatmak istemiyorum ama çok heyecanlıyım ben de. Daha önceki rollerinizden çok farklı bir rolde göreceğiz sizi. Bunun heyecanı nasıl sizden? Seviyorum böyle farklı karakterler oynamayı. Tabii bu rolün ağırlığı benim için daha da başka olacak. Diğer karakterlerim böyle daha naif ve işte şeydi, tatlı tatlı kızlardı. Bu biraz daha artık hem kendinden emin ama aynı zamanda da güçsüz yanlarını gördüğümüz bir genç bir kadın. O yüzden tabii ki de her projede duyduğum heyecanı bu projede de yaşıyorum. Çünkü her karakter benim için çok ayrı. Filmde iki kadın var. Tek bir adam tarafından psikolojik şiddete
de maruz kalan iki kadın ama bunlar birbirine hani dostlukları da var aynı zamanda bildiğim kadarıyla tabii. Evet. Bunu nasıl yorumluyorsunuz en azından bir kadın olarak? Ya hem iki kadının ego çatışmalarını göreceğiz hem de daha sonrasında birbirlerinin hayatlarına doğru müdahalelerini göreceğiz ve gerçekten dayanışma olduğunda mantıklı düşünebildiklerinde hayatın nasıl kolay ilerlediğini aslında seyirciye göstermiş olacağız. Ben o sondaki dayanışmayı gerçekten çok seviyorum. İyi ki film gerçekten bu şekilde bitecek. Biz Susunca ve Rüzgar Gölü'nden sonra Zevcat'la görüyoruz senaryonu. Beyaz Perde'de göreceğiz inşallah bu sene içerisinde. Nasıl bir senaryo, nasıl kaleme aldın, hikayesi nereden geliyor? Bu Biz Susunca'dan sonra aslında bizim ikinci kadın hikayemiz. Bu Zevcat filmi de bir kadın hikayesi aslında. Kadın doğuran, geliştiren, büyüten kadınların hikayesi. Kadınlar bu hikayede maalesef ki yine kadına şiddetten biraz dem vuruyoruz. Burada aslında biraz daha üzerine dokunduğumuz nokta, kadına şiddetten biraz daha ayırdığımız nokta, yaşam döngüsü kadınların merhametiyle aslında devam ediyor ve gerçekleşiyor. Ve bu filmde bizim anlattığımız şey bir gün eğer kadınlar merhametlerini kaybederlerse, başta erkekler olmak üzere, toplumun ne kadar büyük bir tehlike içerisinde olacağını anlatıyor aslında hikaye. Zevcat peki nereden geliyor? Çünkü çok günlük üslubumuzun içinde olmayan da bir kelime aslında. Zevcat aslında Arapça kökenli bir kelime. Zevcenin çoğul anlamı bir kelimeden geliyor. Sen Türkiye kültüründen biraz uzakta yaşıyorsun son zamanlarda özellikle, evet. Ama tabii Türk kültürünü takip ediyorsun ve tabii buradaki hikayelerden hiç kopmuyorsun aslında. O yabancı toplumun arasında hala bu kültüre adapte olarak bir şeyler yazman nasıl? Nereden besleniyorsun? Kadına şiddet. Şiddet dediğimiz zaman tabii ki psikolojik şiddet, fiziksel şiddet, her türlü şiddetten bahsedebiliriz. Tek bir ulusal ya da kültüre ait değil. Dünyanın her yerinde bu var. Ve aslında bu yüzden açıkçası yazmakta zorlanmadım. Çünkü ayrımcılık, kadına yapılan ayrımcılık gibi durumlar nedeniyle aslında çok da benim için uzak diyebileceğim ya da yabancı diyebileceğim bir durum söz konusu olmadı.